Buyurun. Anne. Baba. Biz Paulina'yla konuştuk ve sabah ya? Olanlar için özür dilemek istiyoruz. Dans mı edeceğiz? Oğlum siz de bizi anlayın. Yani ikinizin o şekilde yan yana kalmanıza izin veremezdik yani, değil mi? Evet, doğru. Ne kadar istersen de baştan sonra dans. Metin size bir şey söylemek istiyor. Ha. Biz Paulina'yla kendi evimize çıkmaya karar verdik. Ne? Kendi evinize mi? Evet. Kesinlikle olmaz. Daha neler ya? Allah Allah. Baba zaten birkaç ay sonra evleneceğiz. Evleneceksiniz öyle mi? Evleneceksiniz. Oğlum evi kirasını, elektriği nasıl ödeyeceksin sen ya? Ha bizden bir şey bekliyorsanız zaten sakın beklemeyin. Bu çatı altında bile zaten biz kıt kanaat zor geçiniyoruz. Hiçbir şey veremem ben size. Part time bir iş bulurum, sorun değil. Of, Elif sen bir şeyler söyle Allah aşkına ya. Karımın dileğini yerine getireyim. Bence bu karar çok... Deli. Yerinde bir karar. Sen rica ettin diye karmıyor ne? Şimdi. Neyse falan yok. Koskoca adam oldu. Bak gelin çağına gelmiş. Koskoca kadın. Madem üstlenebiliyorlar masrafları. Bence daire eve çıksınlar. Biz de rahatlayalım. Ay çok teşekkürler. Elif sen iyi misin? Biz bir odaya gidelim mi? Bilmem. Sen bana yardım et. Karyalsa güzel olurdu. Hadi. Gel. Tamam. Siz de oturun televizyonu seyret. Konuşalım. Gel, gel aşkım. Ya sen bu deli saçması fikre nasıl destek verirsin ya? Bizim onları ayırmamız gerekmiyor mu ya? Tamam sakin ol. Evlenmeye karar verdiğimiz ilk zamanları düşün. Evet. Yani paramız anca böyle kutu kadar bir eve yetmişti. Evet. Deli gibi çalışıyorduk. Çalışmaktan sinirlerimiz tepemize çıkmıştı. Habire birbirimizi yiyorduk. Sorma. Aynen. Ödüm kopmuştu şey olacak diye. Sinirden ayrılacağız diye değil mi? Evet. Al benden de o kadar. Yoksa sen... Sen bu yüzden mi izin verdin ayrı eve çıkmalarına? Evet. Çünkü ben diyorum ki şimdi part-time işle Metin tek başına bir evin kirasıydı, gideriydi falan bunları karşılayamayacak. Bu Paulina da delirecek, Metin'den ayrılacak. Benim üçkağıtçı, numaracı, sinsi karım. Ya ben seni çok seviyorum ya. Hmm. Oğlumuzu şu Paulina'dan bir kurtarsak Allah'ın izniyle. Kurtaracağız bir tane, kurtaracağız. Betin ile Paulina neredeler? Erken mi çıktılar? Ha, ev bak bektiler. Hmm. Ev fiyatlarını görsünler, gelecekler öyle köz köz. Hadi bakalım inşallah. Ne oldu? Ev fiyatlarını öğrendiniz, şaşırdınız değil mi? Yo, tam tersine. Emel ablayla karşılaştık yolda gelirken. O da emlakçıya bir sorayım dedim. Ya bize uygun, kirası makbul bir ev bulacağını söyledi bize. Emel. Evet. Emel abla çok tatlı bir kadın. Ya, bir Emel bir sen çok tatlı. Anlamadım. Ben işe geç kalmayayım. Benim de bir işim var. Siz oturun, ben bir gidip geleyim. Emel! Ne o kız? Düğün davetiyesi mi dağıtıyorsun? Aşk olsun yani Elif. Düğün dernek yapıyorsunuz, el alemden duyuyorum ayol. Ne ayıp. Emel, düğün dernek falan yok. Benim sinirimi zıplatma. Sen niye Metin'e varıyorsun? Allah Allah. Elif'ciğim unuttun galiba. Benim mesleğim bu hayatım, ev aramak. Emlakçıyım ben. Emel'cim biliyorum emlakçısın ama Metin'e ev ararken bana sordun mu? Metin'e ev falan vurmayacaksın. Hele böyle uygun, fiyatı böyle hani onun ödeyebileceği türden falan. Asla. Niye kız? Ha, sen de aynı planı yapıyorsun değil mi Elif? Klasik erkek anası işte. Gideceksin, gelinin burnunun dibinde oturacaksın. Oğlanın başının etini yiye yiye, gelini yiye yiye. Klasik erkek anası. O kız gelinim falan olmayacak benim. Tamam, sen bul ya. Ev bul. Bul sen. Taşınsınlar. İkinci ay kirayı ödeyemeyecekler. Metin'de para yok. Hiç. Kız ondan beter. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kirayı ödeyemeyecekler. Ondan sonra ev sahibi seni aramaya başlayacak. Sen bana kiracı buldun. Bak kirayı ödeyemiyor. Rezil rüsva oldum diyecek. Parayı senden isteyecek. Sen döneceksin bana. Ben para vereceğim zannediyorsun değil mi? Zırnık koklatmam. Bende de para yok. Rezil olacaksın. Bul sen bul. Allah Allah.
Paramı falan vermeyeceklerse niye eve bakıyor bunlar canım? Manyak mı bunlar? Madem paraları yok, otursunlar üstüne, bana ne yani? Hayır kurumu muyum ben? Yani ben senin yerinde olsam Metin'i ararım, derim ki sizin istediğiniz evlerin kiraları 3.000-5.000 lira falan, bulamıyorum derim, caydırırım. Yok artık, çüş Elif. Ne demek çüş? Sen bilirsin, vallahi kurtulamazsın. Emeğine yazık, gezdireceksin ev ev. Yani sen bilirsin. Bu yeni yetmeler buna taban teptirip teptirip ondan sonra da parayı ödemeyecekler ha? Yok anam, böyle işlere girmez Emel Emlak. Bu iş muğlak. Aa! Şuna da bak, evi iyice benimsedim. Mobilyaların yerlerini falan değiştirmiş. Mumlar ne ya? Lokanta mı burası? Merhaba. Ben ev toplamak. Aa, gördüm sen ev toplamak. Bütün eşyaların yerlerini değiştirmek. Aa, ama böylesi daha güzel. Pavlinacığım, evimde neyin güzel, neyin güzel olmadığına ben karar verebiliyorum. Ne yapıyorsun sen? Borş çorbası yaptım. Bizim kendini yemeniz. Hmm. Senin hem böyle ev işi yapabilmen, hem yemek yapabilmen. Yani ben senden bunu hiç beklemezdim. Ben eve bakmak seviyorum. Çiçekler, mumlar. Halina. Emlakçı aradı. Bize uygun bir ev bulmuş. Bakalım mı hemen? Evet, hemen. Geliyor, geliyor ben. Zaten çorba pişti. Geliyorum. Çok güzel olmuştu ya. Acaba tarifini mi istesek Pavlina'dan? Ömer, ben çocuğumun evimin derdine düşmüşüm. Bak beni sinirlendirme. Hala boğazının derdindesin. Tamam, tamam. Sakin ol. Ev bakmaya gittiler demiştin değil mi? Hani sen konuşmuştun Ömer'le? Başka emlakçıya gittiler galiba. Ah, yani. Şimdi anlarız. Evet. Hem keyfinize hem kesenize göre bir ev bulabildiniz mi? Gerçi bu zamanda biraz zor ama. Bulduk, bulduk. Kaporasını bile erdik hatta. Sizi artık rahatsız etmeyeceğiz. Biz kendine eve geçeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.